isim Melike Bayık. Bugün Ataşehir Kültür Sanat'ın yürüttüğü galeri konuşmaları kapsamında Maçka Sanat Galerisi ile konuşacağız. Aslında bu konuşmalar geçtiğimiz yıl Zoom üzerinden çevrimi bir şekilde gerçekleştirilmişti. Bu dönemde bu konuşmaları var olan salgın el verdiği sürece yüz yüze yapmayı ve aslında galeri mekanında sizlerle buluşmayı tercih ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bugün sizden Maçka Sanat Galerisi'nin öyküsünü dinleyeceğiz. Öncelikle aslında Maçka Sanat Galerisi'nin açılış öyküsü, anneniz Rabia Çapa'nın burayı nasıl bir misyon ve vizyonla kurduğundan siz kızı Didem Çapa olarak söz edebilir misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben de sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Maçka Sanat Galerisi 1976 yılında annem Rabia Çapa ve teyzem Varlık Yalman tarafından kuruldu. O zamanlar ben 13 yaşındaydım. Galeride büyüdüm diyebilirim. Çok büyülü bir iklimdi. Sanat için sanat kavramının yaşandığı, edebiyatçıların, sanatçıların, farklı disiplinlerdeki önemli kişilerin buluştuğu ve adeta hep birlikte başka bir şeye dönüştüğü bir yer diyelim. Çünkü herkes birbirinden etkileniyordu. Herkes gördüğü en güzel şeyi birbirine anlatıyordu. Şimdi bugünün dünyasından bakınca bunu söylemek biraz tuhaf olabiliyor. Çünkü bugün elimizdeki cep telefonlarıyla dünyanın neresinde ne olduğunu hemen görebiliyoruz. O zaman yurt dışına giden bir sanatçı geri geldiğinde orada gördüğü sergileri diyalog olarak anlatırdı. Ve diğer sanatçılar o sergileri görmüş gibi olurdu. O zaman herkes sıkça bu kadar gezemiyordu. Her bilgiye bu kadar kolay ulaşılamıyordu. Onun için çok büyülü bir dünyaydı diyebilirim. Aklımda çok, çocukluk anılarımda çok yer etti. Neden diyecek olursanız, bir galeride büyümek, aslında herkesin hayran olduğu insanlarla konuşabilmek, onlara dokunabilmek bir ayrıcalıktı. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Hafızanızda yer alan bu kısımda özellikle nasıl bir ortam vardı? Zaten birazcık bahsettiniz. Genelde bugün dediğiniz gibi telefonla her şeyi görebileceğimiz bir noktada değildik. İnternet her şeye erişilebilir kıldı. Ama siz o dönemde birisi iyi bir eser ya da bir kurgu etkinlik gördü, birbirine anlatarak büyülendiğini söylüyordu dediniz. Ben bu noktada şunu merak ediyorum. Ülkenin o dönemki sosyokültürel, o dönemki sanat üretimi nasıldı? Sizin hafızanızda çocuktunuz çünkü ve siz dışarıdan nasıl görüyordunuz bu üretimi? Tabii Maçka Sanat aslında biraz görünmeyeni göstermişti. Dönemi daha iyi kavramak için mesela cep telefonlarının olmadığını, bilgisayarlarının olmadığını, faksın bile olmadığı bir dönemi düşünmek gerekiyor. Teyzem, annem hani uçağa binip Fransa'ya gidip başka ülkelerdeki sanatçıları bulup onlarla birebir konuşup yurt dışında yaşayan sanatçıları Türkiye'ye öyle getirmişti. Sanatçılar açısından da, bence sanatseverler açısından da yıllar sonra yeniden buluşmak, hani buradan giden sanatçıların orada kendi sanatlarını nereye getirdiğini tekrar kendi ülkelerinde gösterebilmeleri güzel bir süreçti. O dönemden çok etkilendim. Çok farklı şeyleri bir arada yaşıyordum. Yani bir Özdemir Altan'ın hani o dönem için o yalın duruşu çok çarpmıştı mesela beni. Tabii ki Fani Hüsa Zeyd'le birlikte olmak, oradaki anılar, yaşananları, Füreyya Hanım'la birlikte büyümek, Mengü, yani Maçka Sanat Galerisi'nin bütün grafiklerini Mengü yapardı. Aynı zamanda Maçka Sanat Galerisi'nin sanatçısıydı da. O zamanlar hani TRT'de çıkacak logoyu biz önden görürdük ya da her şeyi önceden yaşamak gibiydi aslında. İtiraf etmem gerekirse en çarpıcı şey buydu. Her şeyi önceden yaşıyorduk. Can Yücel mesela akşam üstleri gelir, cebinden buruşuk bir kağıt çıkarır, o kağıdı açar, okur.
bu işte şiir kitabımın son şiiri derdi. Şu orada Ara Güler oturuyorsa fotoğrafını, kapak fotoğrafım benden derdi. Mengü grafiğini ben yapabilirim derdi. Yani birlikte her şey yaşanıyordu ve ben o çıkan şiir kitabını koşa koşa almaya giderken aslında oradaki şiirlerin hepsini dinlemiş biriydim. Bu çok çok farklı ve güzel bir duygu. Gerçekten çok şanslıymışsınız. Hakikaten evet. Çok şanslıymışsınız. Bu kadar güzel anılar, bu kadar kuvvetli kültürel etkileşimin olduğu bir dönemden aslında Maçka sanatının doğmasına şaşırmıyorum. Anneniz de çok öncü bir insan. Anneniz ve teyzeniz gerçekten büyük bir öncülük etmiş. Bu açıdan aslında şunu da sormak istiyorum. Çok değerli isimlerden söz ettiniz. Bugünün önemli sanatçıları, kavramsal sanatın öncüleri dediğimiz isimler var. Ve bugün çok önemli kurumlarda, müzelerde sergilerini izliyoruz. Ama o zaman Maçka Sanat'ta ilk sergilerini yapmışlardı. Bu galeride ilk kez onları izlemiştik ve görmüştük. Ben görmemiştim ama gören insanlar, sizin gibi yaşayanlar var. Aslında sizin de söylediğiniz gibi belki hem görünmeyeni göstermek hem de ilk kez o işleri gösterecek, ilk sergilerini yapacak insanlarla diyalog nasıl gelişti? Anneniz bu süreci nasıl yönetiyordu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şey itiraf etmem gerekirse aslında Maçka Sanat hiçbir zaman bir kişinin yönettiği bir yer olmadı. Çok güzel. Yani zaten öncü olan tavrının aslında bundan kaynaklandığını düşünüyorum. İzleyicisiyle, sanatçısıyla, eleştirmeniyle, kendi kurduğu kurumlarla öyle bir birliktelik yaratıyordu ki bütün akımların en olması gerekenlerin söz edildiği yerdi. Ve cesaret isteyen duruşlardı o dönem için. Yani o zaman alışılmış resmi ötesinde bir takım duruşları kabul etmekte güçlük çekti insanlar. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman Mehmet Güler Yüz ya da Ömer Uluç hani birçok koleksiyonda yer alıyor ama o zaman hani ilk gelişleri duruşlarında kolayca kabul edilen alışılmış resmin ötesinde bir duruşları vardı ve kolayca kabul edilmediler. Sarkis'te ise kapıdan dönen izleyiciler hatırlıyorum. Çünkü sergiyi hep duvara asılı tablo zannettikleri için Çaylak Sokak gibi bir yerleştirmede kapıdan girip çok özür dileriz sergi asılmamış deyip gidenleri hatırlıyorum. İnanılmaz, gerçekten bu inanılmaz. Ama o dönem gerçekten Rabia Çapa'nın ve hakikaten Varlık Yalman'ın yaptığı şey bence çok cesaret isteyen bir şey sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü insanların gerçekten çiçek ve meyve aradığı bir dönemde bahsettiğiniz sanatçılar onların ilk ve gerçekten bugün hala sanat tarihinde bu sergi çok önemlidir çocuklar mutlaka araştırın bakın ya da burası var gidin görün dediğimiz noktada yapmak da çok cesaret istiyor ve bence çok büyüleyici. Evet. Ve onun hakikaten bu tarafa gelebileceğinin hissini ya almak, yani bence bir galerici olarak da bunu yakalamak çok kolay değil. Yani İyi. Çok elinizi taşının altına koymak gerektiğini düşündüğüm bir dönem. Çünkü ülke de çok karışık. Hani kültür olarak ciddi bir değişim var. Batı'da her şey yüzyıllarca sürüp hazmedilerek olurken bizde her şey 2 sene 3 sene içinde geçiyor. Türkiye'nin hani sanat tarihinde gerçekten oturmamış, yerleşmemiş, hala devam eden bir süreç var. Bu açıdan çok radikal gerçekten. Peki başka bir şey soracağım size. Çok kimlikli, çok güçlü bir yapıdan ve galerinin tek yürütülmediğinden söz ettiniz. Bence bu çok kıymetliydi. Zaten çok değerli isimlerle, anılarla aslında bunu canlandırdınız. Ülkenin en köklü galerilerinden birisi aslında Maçka Sanat Galerisi. Ve kurulduktan sonra yıllarca devam ediyor. Ve yakın zaman, kısa geçmişte galeri kapanıyor. Anneniz tabii ki belli bir zaman sonra artık hani belki de yılların verdiği yorgunluk ve yıllarca artık sanat ortamında da mücadele etmekten durma kararı alıyor. Ve belli bir süre kapalı kaldıktan sonra siz devralıyorsunuz. Siz aslında ikinci kuşak olarak Maçka Sanat Galerisi'ni yürütüyorsunuz. Bu süreç nasıl gelişti? Bu süreç ilginçti aslında. Ben hem Maçka Sanat Galerisi'nde büyüdüm ama aynı zamanda ben de bir noktada sergiler açtım ama annemle ve Maçka Sanat Galerisi ile yarışmamak için mesela Türk Seramik Sanatı gibi Tophaneye Amire'de 1940'tan bugüne seramik sanatını toparlayan çok değerli bir serginin açılmasına
aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı'nda Venedikli cam ustalarıyla bizim cam sanatçılarımızı buluşturan sergileri. Yani aslında sanatın biraz kaçar göçer topluma göre hani kalıcı kılmaya, kırılana yatırım yapılmamasının üzerinde oynamaya çalıştım. Ve bugün açıkça söyleyebilirim, bu kadar çok seramik, cam ve tekstil sergisinin açılır hale gelmesi de ciddi katkım vardır. Çok kıymetli. Galeri kapanırken herkes bana annen neden galeriyi sana devretmiyor diye sordu. Ben anneme hiç bu soruyu sormadım. Çünkü o da düşünebilirdi. Belki istemedi. Belki arşiv hazırlıklarının bitmesini istedi. Derken geçen Biennale'de yaklaşık işte 2 sene önce burada otururken sanatçılarla yine bir akşamüstü hep birlikte döndü ve artık galeriyi kızım yönetecek dedi. Bir çığlık yutmuş gibi sanki. Herkese eş zaman. Sürprizli birisi. Geri buradan ayrıldık. Akşam onda kaldım. Sabaha kadar uyuyamadığımı hatırlıyorum. Sonra sabaha kadar uyumadığım ilk gecenin o gece olduğunu anlayacaktım. Hoş geldiniz, evet. Yani çünkü Maçka Sanat hani bazı şeyleri yani çıtayı tavana çekip bırakmış bir galeri. Ya orada kalacaktı, ya hiç dokunmayacaktık o çıtaya. Ya da çok doğru şekilde dokunmak gerekiyordu. Çok doğru. Yeniden bir Maçka Sanat'ın ikinci dönemini, birincisi kadar öncü, birincisi kadar iz bırakıcı olarak şekillendiremiyorsak başlamamalıydım. Zaten dediğiniz... Büyük bir imtihandı. Valla dediğinize katılıyorum. Kesinlikle büyük bir imtihan. Gerçekten cesaret isteyen ikinci bir kuşak yaklaşımı bence. Çünkü Rabia Çapa'nın sürdürdüğü galerinin ilk dönemi oldukça çarpıcı, önemli birçok sanatçı ağırlıyor ve Türkiye sanatına yön veriyor diyebiliriz. Gerçekten önemli. Gerçekten çok ciddi sanatçıları, sergileri ağırlıyor çünkü bu mekan, bu büyüleyici alan. Onun dışında sizin zaten sürpriz bir şekilde herkeste aynı anda duymanız annenizin sürpriz ve cesaretli, heyecanlı karakterini de ortaya koyuyor bence. Aslında şöyle çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Anneniz Rabia Çapa'nın Maçka Sanat Galerisi'nin yolculuğunu belli bir süre durdurup ve ardından sürpriz bir şekilde size devrettiğinden ve herkesle birlikte bunu öğrendiğinizden bahsettiniz. Bu sürecin uykusuz geçen gecelerin başlangıcı olduğundan bahsettiniz. Ve gerçekten çok kıymetli ve zor bir dönem olsa gerek ve şunu merak ediyorum. Didem Çapa olarak aslında annenizin kurduğu, bugüne getirdiği ve belli bir zamandır sizin sürdürdüğünüz galerinin geçmiş ve şimdi yolculuğu nasıl devam ediyor? Aslında ikinci kuşak olarak sürdüğünüz noktada izleyiciyi neler bekliyor? Biz nelerle karşılaşacağız? Geçmişin yolu şimdiye nasıl yön veriyor? Biraz bundan bahsedersek harika olur. Geçmişten gelen sanatçılarımız, birlikte büyüdüğüm sanatçılar, onlarla yolculuğumuz devam ediyor. Ama öncü kalmak, yani onlar artık bütün müzelerde, koleksiyonlarda olan insanlar ve bazıların bana artık benim mesela varacak daha fazla bir yerim yok dedi içlerinden biri. Sen bizi yine tut ama karma sergilerde tut. Bize kişisellere açma ki öncü tavrın devam etsin. Tabii yani tamamen onları bir kenara bırakıp ya da onlarla kişisel sergilere devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama öncü tavır ne olacaktı? İşte orada, bütün mesele orada saklıydı. O zaman aslında şöyle, Rabia Çapa'nın size devretti ve Didem Çapa olarak sizin sürdürdüğünüz dönemde biz hem geçmişin bir anmasını ve onların, o sanatçıların, o dönemin kuşaklarındaki insanların yeni üretimlerini hem de bu kuşak ve sizin aslında ikinci dönemde ekleyeceğiniz sanatçılarla yan yana nasıl geleceğini göreceğiz. Ki zaten dediğiniz gibi Serhat Kiraz ve Hakan Gündüz'ün Unmoment sergisinde bunu izlemiştik. İlk açılış sergisiydi. O zaman aslında bizi hep böyle geçmiş ve şimdi, geçmiş ve yarın arasında bir yeni bir yol bekliyor. Yeni bir şey göreceğiz belki de. Geçmiş
bir yerde var, gelecek olacak. Hı hı. Biz bu anda başka bir şey yaratacağız. Güzel. O zaman bizi yeni bir şeyler bekliyor burada. Evet. Güzel. Bakalım. Yani bizim şansımız bu. Biz deneysel çalışabiliyoruz. Hı hı. Yaptığımız deney iyiyse müzeler bunu alabiliyor. Müzelerin böyle bir şansı yok. Tabii zaten öyle bir risk ya da cesaret durumu yok. Gerçekten çünkü müzelerde özellikle halka katkı, kamuya açık bir yaklaşım olduğu için zaten risk alma, deneysel olma ihtimali çok daha düşük. Ama zaten burası ilk kurulduğu 76'dan bugüne gelen yaklaşımı zaten izleyicinin galiba sergi kurulmamış affedersiniz deyip gideceği kadar şaşırtıcı bir yaklaşım güttüğü için o yüzden zaten yarın ne olacak sorusu bence çok kıymetli. Siz de bu sürprizi devam ettireceğiz diyorsunuz ama. O kadar güzel bir zaman yaşıyorum ki birlikte olduğum insanlarla hani herkesin verdiği fikirlerle projeyi daha güçlü bir hale geliyor ve öncü. Şunu sormak istiyorum. İçinde bulunduğumuz, belki bir miktar kameradan yansıyan, görünen mimariden söz etmek istiyorum. Bu normal, bildiğimiz beyaz küp galerilerinin dışında ve insanı şaşırtan, gerçekten bambaşka bir mekan. Bu kurgu, bu alan, bu galeri nasıl kurgulandı? Mimari tarafından biraz söz eder misiniz? Tabii, yani 1976 yılında galeri olarak tasarlanan, yani bir apartman dairesinden dönüştürülüyor birçok galeri ama Maçka Sanat bir galeri olarak tasarlandı. Baktığınız zaman penceresiz duvarları, yani pencere böyle ev tipi unsurlar görmezsiniz içinde. Seramikleri, nişleri, ana nişi birçok teze konu oldu. Ana nişe asılan resimler ve ana nişte sanatçıların ne sergilediği. Mehmet Konur Alp'in aslında biraz mağara tipinde, yani sanat ilk mağaralarda başlıyor. Dinler mağaralarda başlıyor, yani bir yer altı. Burada da farkındaysanız hani kotla yerin aslında altına iniyoruz. Ve dıştan girişi olmayan bir mekanı dıştan girişiyle ve tümüyle ele alarak bir galeri olarak çözümledi. Profesör Doktor Şazi Siren'in hakikaten aydınlatmada müthiş bir isim. Baktığınız zaman hiçbirinde spotların yarattığı resimleri ya da astıklarını bölen bir ışık unsuru yok. Homojen bir aydınlık onun sayesinde sağlandı. Logosu bahsettiğim gibi dönemin grafik ustası Mengü Ertel, yani çok sevdiğimiz sanatçımız, onun tarafından yapıldı. Ve o günden bugüne, 1976'dan bugüne kadar Maçka Sanat'ta hiçbir şey değişmedi. Ne logo, ne aydınlatma, ne mimari. Yani yapılana saygı bence çok önemli. Bu ülkenin belki en büyük eksiklerinden biri bu. Hızlıca birçok şeyi yok ediyoruz. Bakın Mehmet Konur Alp'in yaptığı birçok bina artık yok. Doğru. Yani doğru. Belki kalıcı olarak var olmaya devam eden tek mekanı burası. Yani evlerinin dışında, kamusal mekanı olarak. Yani bu tabii üzücü bir şey. Yani siz hepimiz yaşarken kentte de bunu gözlemliyoruz. Art Deco binalar yıkılıyor, yerine yüksek apartmanlar. Yani kent kimliğini kaybediyor. Sadece İstanbul değil. Yani bütün Anadolu'ya bakın, her bölgenin kendine özel mimarisi varken bir bakıyorsunuz hani bir alttan çıkan o mantar tipi apartmanlar her yerde aynı, her yeri aynılaştırmaya başlıyor ve çirkinleştirmeye. Özgün mimarileri, önemli yapıları kaybediyoruz. Bu açıdan Maçka Sanat 1976'dan beri aynı kaldığı için ve bazı şeylerin değişmemesinin güzel olduğunun ispatı gibi aynı kaldığı için çok mutluyuz. Kesinlikle katılıyorum. Yakın zamanda Emin İtay'la konuşmuştuk. Türkiye'de özellikle hem mekanların aynı kalması, yani mimari tarihi belleğin yok edilmesi ve kalıcılığı üzerine, hem de özellikle ışık konusunda gerçekten yok. Yani başka hiçbir mekan yok böyle. Birçok müzede dahil homojen ışık ve işe zarar vermeyecek ve mekanı doğru gösterip işle doğru bütünleşecek bir ışık çok az yerde var.
Hatta Türkiye'de çok bir iki özel koleksiyonu ve burada görüyorum. O kadar net söyleyebilirim bunu. Dolayısıyla gerçekten mimarinin ve Maçka Sanat Galerisi'nin kimliğini korumak açısından da yaklaşımımızın çok doğru, gerçekten izleyici de sunulması açısından doğru bir öngörü, yaklaşım olduğunu net söyleyebilirim bu konuda. Şimdi mimariden çıktık, içinde olduğumuz yapıdan devam ediyorum. Aslında şu anda Fatih Kızılcan'ın sergisini izliyoruz. Bu serginin kavramsal, formal yapısından, sanatçının buradaki eserlerinden biraz söz eder misiniz? Bence tekniği çok ilginç, kavramsal içeriği çok ilginç. Nasıl bu sergi burada yerleşti ve oluştu? Fatih Kızılcan Ankaralı bir sanatçı. Ben onu Ankara'da tanıdım. Çok etkiledi yaptığı resimler. Resmi boyayarak değil, silerek yapıyordu. Hmm. Aslında çağımızın sorunu biraz silmek. Her şeyi çok hızlı siliyoruz. Bu silme kavramı ve silerek var etme kavramı ve o yaklaşım beni çok etkiledi. Atölyesine gittim, fotoğraflar çektim, geri geldim. Danışma kurulumuzla konuştum, ne düşünüyoruz diye. Uygun gördüler. Meselesi insan olan bir sanatçı. Resimlerde bunun izini görüyorsunuz. Hı hı. O silmenin altında aslında o ortaya koyduğu insan, tükettiği doğayla birlikte kendini de tüketen bir insan. Yani aslında bugünün dünyasının meselelerini ortaya koyuyordu. Biraz o tükettiğimiz dünyadan başka bir dünyaya, belki metaverse'e doğru bir kaçışın, çizgilerinde, düşüncelerinde izi vardı ve doğayı yok ederken aslında hayvanlarla kurduğu o bağda da aslında insanın kendi içindeki o tüketen hayvanı ortaya koyuşu, onunla birlikte diğer hayvanlara aslında ortak sonda duyduğu bir yakınlık gibi. Fatih Kızılcan'la başlayan bu serüven başka bir yere doğru evrilecek. Onu da şimdiden söylemeyeyim ama Art Ankara'da yeni sürprizlerle geliyor olacağız. Aa, şahane. O zaman gerçekten aslında şu an içinde olup gördüğümüz sergi başka bir boyutta yeni ve daha farklı şekilde karşımıza çıkacak. Yepyeni bir şekilde. Maçka Sanat tekrar etmez. Buradan iz görmeyeceksiniz. O yüzden hep sürpriz, yeni bir şey. Hep yeni. Şahane. Yani benim bazen kızdığım şey bu. Bazen birkaç fuar geziyorum. Hep aynı şeyleri görüyorum. Yani insanlar nasıl bununla barışabiliyor bilmiyorum. Çok doğru, çok doğru. O zaman aslında şey gibi. Yani hiç değişmeyen bir vitrin gibi düşünün. Doğru. Yani çok sıkıcı. Çok doğru. Yani aslında bence bu da kıymetli. Gerçekten doğru söylediniz. Çünkü fuarlar düzenli olarak aynı şeyi, yani birçok fuarlardaki galeriler düzenli aynı eserleri getirdiği sürece, satılana kadar ya da bir koleksiyona girene kadar aslında hiçbir şeyi, izleyiciye yeni bir şey sunmuyor. Yani şöyle düşünün, bir eser koleksiyona girdikten sonra onunla tekrar temas etme ihtimaliniz çok düşük. Genel izleyici olarak. Ama düzenli olarak aynı şeyi, aynı sanatçının aynı eserini bir yere koyduğunuzda zaten yeni hiçbir şey de görünmüyor sanatçının. O da bence onu eskiten, yok eden bir şey bir yandan bakıldığında. Çok doğru bir yaklaşım. Bugünün karma sergilerinde de hani üstte bir başlık atılıyor. Ona göre koleksiyonlardan eser toplanıyor. Yani ne yapılırsa yapılsın, önce olmanın birincil gereği tabii yeni şeyler ortaya koymak değil midir? Çok doğru. Maçka Sanat'ın önce olması buradan zaten. Çok doğru. Peki şöyle bir şey soracağım. Bu bence yine sizin önce olmanızla çok alakalı bir şey. Maçka Sanat'ın oldukça kapsamlı bir arşivi var. Bu arşivden söz etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de arşivcilik, dokümantasyon da çok problemli. Maçka Sanat arşivi hem dijital olarak arşiv edildi hem de gerçekten kapsamlı bir kitap çıktı. Bu süreç bence yine dediğim gibi kıymetli ve önemli. Bu nasıl oluştu? Nasıl toparladınız her şeyi? Bence bellek her şey. Benliğimizi yitirdiğimiz zaman geçmişle olan bağlarımız kopuyor. Eğer Maçka Sanat her sergisinin, her bir eserin kimin tarafından alındığından tutun, sergi fotoğrafları, grafiklerine kadar çok düzenli bir arşiv tutmamış olsaydı, bugün belki geriye dönerek anlattığımız
çağdaş Türkiye'nin çağdaş sanatını bu kadar detaylı olarak ele alamayacaktık. O dönem tabii ki dediğim gibi hani bilgisayarın olmadığı, diyalarla fotoğrafların saklandığı farklı bir dönem. Bugün arşiv yönetmek çok daha kolay. Galerinin kapandığı 2016 yılından itibaren bütün bu arşivin dijitalize edilme süreci başladı. 2 yıl çok ağır bir çalışma sürdürdük. Yani 40 yılı dijitalize ediyorsunuz ama sadece sergi boyutunda değil, özel yazışmalar, yurt dışında sanatçılarla yapılan seyahatler, yurt dışında sanatçılara gidilen, orada yapılan ziyaretlerde tutulan kayıtlar, buradaki söyleşilerin ses kayıtları, her şey. 2 yıl çok ağır bir çalışma sürdü. Bitti mi diyeceksiniz? Hala bir kısım var, devredilmemiş. Harika. Onu da bitiriyor olacağız yakında. Bu noktada işte Maçka Sanat'ın yeni dönemini kendi belleğini ay be ay ulaşılır halde tutulur şekilde şekillendirmek üzere başladık. Her serginin fotoğrafları, metinleri, PDF olarak indirilebilir halde katalogları ve mesela web sayfamızda da şu an 40 yılın kataloglarını indirilebilir hale getiriyoruz. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Mesela sergi esnasında çekilen fotoğraflar, bazı şeyler unutuluyor zamanla. Ay bu fotoğraftaki kimdi oluyorsunuz yani. Çok doğru. Bunu yapmamak için o arşivi en geç 1-2 ay içerisinde hep kendi içine yükleyerek devam etmek bir süre alıyor. Çünkü çekimlerin ya da yayınlanacak şeylerin sanatçılar tarafından da onaylanması, tekrar onların beklentisi doğrultusunda varsa düzeltmelerin yapılması bir zaman alıyor ama artık belleğimiz bizimle birlikte ay be ay devam ederek geliyor. Ay şahane. Belleklemişken şundan bahsetmek istiyorum ve artık yavaş yavaş sonra kapatmak istiyorum. Giysi ve takılar. Her sergiye özel, annenizin giysiler hazırladığını, o serginin kimliğine uygun ve sizin de şimdi zaten boynunuzda gördüğüm gibi Fatih Kızılcan'ın sergisine uygun hazırladığınız bir takı süreci var. Bunlardan bahsedebilir misiniz biraz? Tabii ki. Ne değişecek, ne değişmeyecek Maçka Sanat'ta konusunu ele alırken aslında birçok şeyi değiştirmedik. Yani söyleşileri, akşam buluşmalarını, düzgün arşiv yapmayı, öncü kalmayı, yani birçok konu aslında aynı kaldı. Biraz daha teknolojik yapı değişti. Bir de sergi giysilerine devam edecek misin dedi annem. O kadar ona ait ve ona özel bir şeydi ki. Yani ben de çocukluğumdan beri takı yapmaya meraklıyım. Baktığım zaman Milano Moda Haftası'na takılarımla 2 kez yer aldım. Amsterdam Fashion Break'te, yani bugün B&G gibi, Nu gibi markaların takılarını yaparken ben olmadığım bir alanda, anneme bu kadar ait bir alanda durmak istemedim. O senin projendi dedim. Ben de sanatçılarla birlikte sergi takıları yapacağım. Şimdi orada bir buluşma var aslında. İşte orada başka bir büyü var. Yani annem gidip istediği elbiseyi dikip gelmediği gibi. Tabii sizin. Ben de takımı yaparken hani sergi takısı için sanatçıyla konuşuyorum. Annem de sanatçıyla giysisi için konuşuyordu. Zaten şey gibi de, hakikaten sanatçının özüne dokunmak gibi, onu iyice anlamak gibi ki bunu yapabiliyorsunuz, siz de onu taşıyabiliyorsunuz bir yandan. Çok güzel çünkü arşivi devam ettiriyorsunuz, her şekilde sanatçıyı iyi özümsüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Önce olmaya devam ediyorsunuz ne yaptıklarınızla. Bu keyifli ve verimli söyleşi için çok teşekkür ederim. Umarım siz de keyif aldınız. Çok, çok güzel oldu gerçekten. Benim için de çok güzel bir söyleşiydi. Ben teşekkür ederim.
baktığın zaman şişelerin içindeki figürlere de bak. Aslında yine orada evet. figürler var. Doğru, insanları aslında bir şey hapsediyor evet. da gösteriyor. Çok güzel. Çok yani güzel. Annemin en favori resmi ve çok cesur buluyor. Bence de, bence yaparken. De öyle. İnsanları hapsetmek ya da belki boş bir şişeler. Şekilde yansımalarını göstermek gibi. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. İnsanın artık böyle kendini mahkum ettiği o metal yığınları, dünya ve uzaktaki bir gezegene doğru bakış gibi. Çok güzel. Çok kıymetli gerçekten. E işte dönüştürdüğümüz dünyada belki gelecekte metal inekler, metal ağaçlar, yapay güneşler. Kendimizi böyle yüksek yüksek binalara, pencerelere, hani bir tür kafeslere mahkum ediyoruz aslında. Bence dediğiniz gibi tam kafeslere gerçekten de hapsediyoruz ki zaten burada görüyoruz aslında bir noktada. Yani hem arkasındayız hem belki ulaşmak istiyoruz. Çok kendi içinde çarpık bir döngüsü de var.